Vallahi rüyamda gördüm. Bir ısırık alayım mı? Dondurmadan mı? He, ucundan bir ısırık. Kalk al abi, olur mu öyle? Oğlum koskoca adamı yalvartma işte. Git al gel bir tane. Yalnız rica ederim. Garson muyum ben? Ben niye gidip getiriyorum? Ben mesaisini bekleyen bir resepsiyonistim. Benim iş tanımım bellidir. Mahimuri. Ne? Mahimuri. Ne diyorsun Ahmet? Mahimuri. Ahmet anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya? Ya bir susun diyorum ya. Niye susmuyorsunuz oğlum? Burada uykumu kaçırmadan sizi susturmaya çalışıyorum. Halden anlayın acıcık ya. Kaçtı uykum işte ya. Pardon. Dondurma mı lan? Rüyamda gördüm ben. Sen de mi rüyamda gördün? Mesut, bir diş ver lan. Vermiyor vicdansız. Abi ciddi misiniz siz? Versem yer misiniz bunu? Murat, dondurma vermiyor bize Mesut. Mesut, çocuklara dondurma niye vermiyorsun lan? Rüyamda gördüm oğlum. Sen de mi rüyamda gördün abi? Ben de rüyamda gördüm. Sadece sen görsen görsen limonlu buz parmak görürsün oğlum. O da sayılmaz zaten. Mesut'cum bak, biz paylaşmayı ilkokuldayken yerli malı haftasıyla öğrendik. Versene oğlum, ayıp lan. Abi siz şaka mısınız ya? Haydi bana müsaade. Mesai. Buyurun abiler. Bana. Lan kolumu hissetmiyorum. Lan hissetmiyorum onun kolumu. Pardon Salih. Ne oldu ki? Ne oldu? Nasıl hissetmiyorsun lan? Uyuşmuş yine. Uyuşur tabii oğlum. Elinin kolunun üstüne yatarsan tabii ki uyuşur. Gençler, ben sizi dondurmayla baş başa bırakıyorum. Ben sabaha kadar aşkın yengenizle Gümüşlük'te yedim. Çalıların arasında dondurmayı aradık sabaha kadar beraber. Ben odama gideyim. Anam! Ne oldu lan? Anam, ayağım uyuşmuş yalan. Ya işte ayağının üstüne yatarsan öyle olur Murat. Salih, şu içeriden bir tane bıçak getir de şu kirli kanı bir alın lan vücuttan. Sen ne yapıyorsun lan? Yesene oğlum. Yemiyor muyum? Yiyor mu lan? Yiyor gibiyim. Manyak mısın lan sen? Ne yiyorsun? Yine kafamın üstüne yattım demek ki. Bak kafa uyuşmuş. Şu an yiyor muyum peki? Yürü git. Şu an yiyorum bence. Gel aşkım, gel. Bitiyor zaten. Otur şöyle. Fıtı fıtı. Toplantı yapacaktık ya. Ekip yolda, isterseniz daha sonra da yapabiliriz. İşte home office'in sakıncaları. Hem home hem ofis olunca aynı anda home halimizle ofis halimiz karışıyor haliyle. Neyse, yeter bu kadar. Demek ki neymiş hanım? O kadar para verip spa'ya gitmeye hiç gerek yokmuş. Bit tabii. Ha, orada çamur da sürüyorlar üstüne ama bunca yıllık eşimsin. Elim gitmez. Ben ne çamur sürerim ne de çamur atarım. Toplantıyı burada bir yerde yapalım. Seni süper bir mekana götüreceğim. Mutluluktan kafayı yiyeceksin. Hadi bakalım, çap çap. Fıtı 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 fıtı. Aşkın, ne zamandır şöyle ağız tadıyla güzel bir toplantı izlemedim ben. Çağır şu ekibi de önümde bir kılıç kalkan oynayın. Efendim, biz toplantıyı öylesine, yani rating raporları geldi de. Sana mı geldi? Bana geldi. Sen sadece postacısın. Bakalım, ilk onda yokuz. Olabilir. Burada da yokuz. Burada da, burada da. Tom ve Jerry, yudum yudum Anadolu, kamu spotu. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Burada da, burada da. Buradayız. Oh, Allah'ıma çok şükür. Neredeyiz biz aşkın? Neresi burası? Ha? Kaçıncıyız biz? Geçen hafta ne olmuştuk biz? Allah sen, biz geçen hafta kaçıncıydık aşkın? Geçen haftanın raporları da şöyle. Ver bakayım şunları. Onlar da bana geldi. Dallas, Uzaylı Zekiye, Perihan Abla, Gündüz Neşesi, Öğlen Neşesi, Gece Neşesi. Ne? Kaç? Bu ne ya? Ayıp ya. Totalde düşmüş, AB'de yükselmişiz. Aman aşkın, aman. Yemişim AB'sini. Para totalde. Niye böyle oluyor aşkın? Ha? Biz neden totali kucaklayamıyoruz? Hani biz totale seslenip AB'ye göz kırpacaktık? Kanaldan aramadılar mı? Yo. Peki Mumcuk Limited'den? Yo. Ona da yo. Niye böyle oluyor aşkın? Peki yemek işinden çok kâr ettik değil mi biz? Evet evet. Biz yemek işinden çok kâr ettik.
Mumcuk da aramamış. İyi o zaman. Sen çocuklarla toplantı yaparsın. Ben hanımla bir çıkıp geleyim. Sıpa ne ya? Sıpa ne ya? Senin sıpa dediğin Kaplıca, Ilıca. Ağababası Pamukkale'de. Gel Denizli'ye her yerden sıpa fışkırıyor. Üstelik beleş. Postacı aşkı da. Sadi, ne yapıyorsun? Ya Zehra, niye insan arkasından sinsi sinsi yaklaşıyorsun? Niye ses bir şey çıkartmıyorsun, korkutuyorsun beni? Mutfaktaydım. Halam nerede, yok mu? Buradayım Sadi. Aa hala, sen de mi buradasın? Hoş geldin. Buradaydım Sadi. Enişten de buradaydı. Demin çıktılar, denk gelmedin mi? Yok, karşılaşmadım. Çıktılar derken? Ya eniştem arkadaşlarını mı getiriyor artık bu eve ya? Bu kadar da olmaz yani ama. Emlakçıyla çıktılar sadece. Niye emlakçıyla çıktılar hala? E canım, emlakçıyla birlikte geldikleri için beraber çıktılar, ayıp olmasın diye herhalde. Niye emlakçıyla birlikte geldiler Zehra? Ha? Hala? Ben bilmem, beyim bilir. Ama bak hala, bu iş böyle olmaz yani. Yeğenlerinizi evden mi kovacaksınız ya? Bu olmaz yani, bizim anneannelerimize aykırı bu. Batının iyi taraflarını alalım lütfen. Bu kadar da yozlaşmayalım ya, özümüzden bu kadar kopmayalım. Sadi, yeğen benim, ev eniştenin. Anneannelerimizle ilgili bir sorun yok yani. Hatta iş bu noktaya gelirse enişten kendi öz yeğenini memleketten getirtecekmiş sırf burada kalsın diye. Gözünü o derece kararttı yani. Sen şu kira işini bir aklını başına topla da hallet bence. Akşam yoktun. Yoksam yoktum ya. Sana ne, hesap mı vereceğim sana ya? Ya ne demek sana ne? Ahmet, ben bilsem değerlendirirdim bunu. Abi ne alakası var şimdi? Ya arkadaş, ev boş kaldı ya. Ben ona göre bir organizasyon yapar, değerlendirirdim ben bu evi. Abi sen ne kadar iğrenç bir adamsın ya. Bugün azıcık gezek mi? Bana hiç dokunma, ben bugün yoğunum, işim gücüm var. Hadi. He, ben de eğer evdeysen diye düşündüm kendi kendime. Araba boş kalıyor, ben de arabayı bir şekilde değerlendirip biner arabayla bir iki tane tur atarım diye düşünmüştüm ama demek ki o da yalan oldu ha. Bas geri. İyiydi, şu da diyeyim. Araba. Hala araba diyor ya. Ya abicim, dün ölçüyü kaçırmışız zaten. Bak oteli birbirine katmışız ya. Kıtlıktan mı çıktınız Muratcığım? Niye abartıyorsunuz bu kadar? Ya sorma Rüstem abicim ya. Doğru söylüyorsun bak. Dün gece ipin ucunu biz biraz kaçırdık. Yalnız izin verirsen şimdi Mehmet duş alacağım. Hayır, yanlış anlamazsan Muratcığım. Ses yapıyorsunuz akşamları. Hadi ben tamam. Ama diğer bir şeyleri rahatsız ediyorsunuz. Yoksa ben rahatsız olmam, bilirsin. Vallahi Rüstem abicim, ne desen haklısın biliyor musun? Yalnız bizim durum bu aralar biraz karışık. Değişti yani her şey. Öyle her yere gidemiyoruz. Dışarıda gözükmememiz lazım. O yüzden evde takılıyoruz. Anladın? Ya Ahmet'in evine gidiyoruz eğlenmeye. Orada da çok ses çıktığı zaman polis çağırıyorlar. Zenginler ya, hemen ispiyonluyorlar. Hayırdır ya? Bir durum mu var? Durum falan yok ya. Öyle dikkat ediyoruz artık Zehra. Şimdi sponsorumuz var ya. O yüzden Murat abinin otelde takılır. Öyle aşırı gezme durumumuz falan olmayacak. Bana niye anlatıyorsun şimdi bunları? Ya dün gece neredeydin dedin? Dün gece yoktun dedim. Tespit yani. Demedin. Peki merak da mı etmedin Zehra? Ha? Abin akşam eve gelmemiş. Nerededir, ne yapıyordur, sağ mıdır, tok mudur? Hiç mi merak etmedin? Yo. Etmeliydin ama Zehra. Etmeliydin. Reklam yıldızı falan olacağım ben ya. Bu kira meselesini de sponsorluk sayesinde çözeceğiz. Ne kirası lan? Kira değil abi, lira lira. Ne kadara denk gelecek diye soruyorum. Döviz yok üstümde. Ya oğlum, ona bakarız dolay ne kadar, öğrene kadar. Ona göre pariteler, kurlar. Ben ayarlarım ya. Ne zaman ödeyeceğim peki? Çok büyük bir iş peşindeyim Ahmet. Yakında. Çok yakında. İyi. Ben çıkıyorum. Hadi o zaman. Görüşürüz canım benim. Sen ne zaman çıkacaksın? Hey. Bayağı azıcık yine şey yapayım. Hadi hadi. Hadi. Çıkayım mı? Çık. Çık diyorsun. Çık. Çıkıyorum bak. Git. İşte benim böyle kol. Böyle kol. Çünkü ben arsızım ya. Ancak bundan anlıyorum ben. Çıkıyor musun Muratcığım? Sen burada mıydın Rüstem abi ya? Yok, gittim geldim, sana denk geldim. Yol üstü. Abicim, içeri davet edeceğim ama acilen çıkmam lazım. Şenol Bey vuracaktı. Plan yapmaman lazımdı. Şenol kim ya? Nasıl kim Murat? Dizimizin yapımcısı, veli nimetimiz, yapımcı ulan yapımcı. Bize ekmek veren ama asla sevmeyeceğimiz adam. Ama Rüstem abicim, daha sözleşme yok, bir şey yok ya. Ben zaten Tülay'ın yanına gidiyorum. Ama ayıp olacak Şenol Bey'e. Rüstem abicim, söz uçar gider, yazı kalır. Ne ayıbı ya? Ulan aldın ya çeki. Üzerinde çalgı çengi iki yazıl diyordun ya. Rüstem abicim, ben yapı olarak menajerimin okumadığı, onaylamadığı sözleşmeyi imzalayamıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Yapma ya. Rüstem abi. Yapma.
Kusura bakma. Biraz sert davrandım. Biraz değil abicim. Bayağı sert davrandın. Ama işte yaşına olan hürmetim olmasa var ya... ...kırmızı perfect yapacağım yemin ediyorum. Hadi görüşürüz. Ne yaptın ya? Baksana ne diyeceğim. Ne oldu? Ben diziden ayrıldım ya. Hangi diziden? Ya has odanın kapısından işte. Aa, niye? Ya işte rol küçük geliyordu. Bir de sponsorum var ya şimdi. Reklam yıldızı falan alacağım. İyi. Ya zaten ben bugün ayrılmasam yarın sponsor ayrıl diyecek. Öyle hem markanın yüzü ol hem git orada kapı aç kapat olmaz yani. Demek böyle bir şey. Doğru. Kira meselesini falan da hiç düşünme. Artık para sorun değil biliyorsun. Hepsini halledeceğim ben. Tamam. Program da yayınlanmaya başladı. Oradan da para yatacak günün birinde. Sadi. Ne? Bence sorun yok, tamam? Tamam. Ama sen yine de ağlama söyleme tabii. Onca sorun olabilir çünkü. Oynama şuna, ne yapıyorsun ya? Geçiş yapıyorum. Say bakayım Melekçim, hazırım ve güne başladım. Nedir programımız? 12'de özel bir işim var demiştin, o var. O iş sürünceme de daha. Sonra? Eylül dizileri başlıyor biliyorsun. Birkaç devamlı rol var. Haftada bir iki gün çekim olacak. Kaşesini konuşuruz. Ben dosyasını hazırlatıyorum. Devamlı rol diyor ya. Devamlı rol diyor bana ya. Ya Melekciğim olaylara biraz benim gözümden baksan. He? Gazi diyorum sana. Halk kahramanı diyorum. Yetmiyor mu? Ya kızma bir. Ağır rol bunlar. Hikayeler de önemli yani. 2-3 bölümde bir kesin rolün var. Ya nesini al... Vallahi terbiyemi bozacağım yemin ediyorum ya. Ya marka yüzü olacağım ben. Yan rol, man rol bana göre değil artık Melek. 3 gibi bir yapımcı gelecek yerel bir kanaldan. Ne kadar yerel? Kızma da taklit yapmanı istiyorlar 15 dakika. Domates festivali varmış onun başında. Film yok mu film arkadaşım? Sen bana onu söyle. Film yok mu? Ayıp Ahmet. Adam geliyor. Görüşmek lazım. Kimseye sert çıkmayalım. Bu işin bir de sonrası var. İyi tamam gelsin görüşsen işte Allah Allah. Sonra uğrarım ben. Ha bir de dünkü bölümün reytingleri geldi. Geçen haftaya göre iyi. Tamam. Daha fazla uzatma moralim bozma benim. Yeter. İyi Ahmet. 12'de işin yoksa erken alayım her şeyi. Tamam ararım ben seni. Koçu. Sen benim geldiğimi söylemedin mi lan? Söyledim Murat Bey. Yalnız içeride bir misafir var şu an. Murat Bey mi? Murat Bey mi dedin yoksa? Murat Bey dersen tanımaz ki oğlum. Murat Cemcir desene sen lan. Hatta ekmesene Murat Cemcir bekletilmeyi sevmez desene oğlum. Madem içeride birisi var. Niye çağırdı beni bu kadın? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu lan? Uzadı biraz efendim. Bak. Şuraya yazıyorum. Eğer içeride beni bekleten kişinin kaşesi benden düşükse yemin ediyorum alırım ceketimi, dalarım içeriye. Tülay'ın yüzünü bir daha göremezsin. Anladın? Tamam biraz kaba oldu ama bana yakışıyor. Nigartan içeride. Kim? Nigartan yok mu ya şarkıcı? Nigartan. Var. Artık şarkıcı da mı alıyor Tülay? Nigartan diyorsun. Şey yapmayalım o zaman ya. Kaşesi el düşürecek olursak ben bir 5 dakika daha beklerim. 10 dakika daha. O zaman ben gideyim ya. O zaman en yakın zamanda görüşmek üzere. En yakın zamanda haber bekliyorum. Ah! Ah! Murat buradaymış. Merhaba. Merhaba. En yakın zamanda görüşeceğiz zaten. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Murat. Hadi girsene. Gireyim ben değil mi? Doğru söylüyorsun. Buyurun beyefendi. Üst katta bekliyorlar. Merhaba. Fıtı 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 fıtı. Merhaba. Merhaba. Fıtı fıtı. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi? İsminizi yazmamışsınız. Önce bir konuşuruz dedim. Gizem mi yapıyorsun? Tecrübelerine replikli yan rol, sunuculuk, marka yüzlüğü yazmışsın. Zaten konu da o. Boy 1.90'la. Uzunsunuz. Kadraja zor sarsın sen. Yoksa ünlü benzerliği için mi geldin sen? Ünlü? Shaggy benzeri misin? Yok, direkt Scooby-Doo. Köpek olanı mı?
Hanımefendi, bir izin verirseniz anlatacağım durumu ama... Uzunsun. Yardımcı rol olmaz. Belki repliksiz. Ne alakası var ya? Alaka çok. Misal Emre Altuğ'la seni aynı kareye nasıl koysunlar? Maalesef başrol oyuncularımızın hepsi bodur olduğundan... İyi yapımcılar da istemiyor haliyle. Yok, oyuncular istemiyorlar. Kendilerini kötü hissediyorlar. Ya konu o değil zaten. Şimdi orada yazdığım gibi ben bir markanın ekran yüzü falan olacağım. Sunuculuk da yapıyorum. Da... İşte bu nakit akışında bir problem oldu. Ata biniyor musun? At biniyorum, evet. 4 yaşından beri. Tarihi bir dizide kapıcılık rolü var. Bugün seçmeleri yapılacak. Arada at da binersin. İster misin? Şimdi hanımefendi... Gerçi geleceği yok o rolün. Kapıcılıktan ne kadar yükseleceksin ki? İşte ben de ondan bahsediyorum. Şimdi bir anlatabilsem size... Bana bak. Sen ünlü benzerliği için gelmediğinden emin misin? Uzun süre bakınca Dustin Hoffman'a benziyorsun sen. Ya bakın hanımefendi, ben öyle bir şey aramıyorum. Ya deminle söyledim, böyle nakit akışında bir sıkıntı oldu. Para oluk oluk akacak da... işte orada bir yaprak mı tıkadı, bir şey oldu yani. Hani o yüzden ben böyle günübirlik işler bakıyorum. Böyle yüzümün çok belli olmayacağı. Vallahi durdukça Harry Potter'a da benziyorsun. Tamam, ayarlarız bir şeyler. İsmini yazmamışsın. Neydi ismin? Sadi. Timil Tongus. Ya işte geçen gün bana bir tane... ...karın gerçekten hasta ama... ...ben de onu anlamıyorum zaten. Ben de senin ismini verdim. Halide Hanım diye bir kadın sana geldim sonra... Muratçığım kusura bakma, böyle Nigar Tan gelince ben de seni bekletmek... Zorunda kaldın değil mi? Doğru anlamışım. Ama işte ayıp Tülay. Tamam, kızcağızın kaşesi benden yüksek olabilir ama hoş değil yani. Ay yok canım, onunla ilgisi yok. Yani ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedim. Öngörünün zayıf olduğunu kabulleniyorsun. Evet. Sen beni niye çağırdın? Ha, bu Nigar Tan bir klip çekiyormuş. Hashtag'imsin seni. Neyimsin? Hashtag'imsin sen. Hemşerim ne lan? Hashtag'imsin, hashtag'imsin. Ya var ya, kadının şarkısı radyolarda dönüyor sürekli. Dinlemiyor musun Murat ya? Hehü Tülay, hehü. Arabam mı var benim radyo dinleyeyim Allah aşkına ya? Ya bak şimdi mırıldanacağım, hatırlayacaksın. Bu gece uslu durursan, her dediğimi yaparsan, bir de öpüp koklarsan, hashtag'imsin bu gece. Hatırladın değil mi? Tülay'cığım, Twitter'ı bulan zatı muhterem var ya, şu şarkıyı dinlerse yemin ediyorum bak, iyice ergen sitesine bağladık deyip dükkanın anahtarını götürüp Zuckerberg'e teslim etmezse namussuzum nokta net. Doktor Feride Hanım, Doktor Feride Hanım, lütfen ameliyathaneye. Doktor Feride Hanım, Doktor Feride Hanım, 6. kata lütfen. Doktor Feride Hanım, Doktor Feride Hanım, 6. kata lütfen. Feride! Feride! Asansör bozuk. Nereye gidiyorsun kız? Allah Allah! Ay. Ne iş var senin burada? Nasıl ne işin var burada? Ben burada çalışıyorum ya Ahmet. Değil mi? Evet. Saçma oldu. Yalnız iş burada çalışıyor gibi durmuyorsun maşallah. Koy koy peşindesin kız. Aradayız şimdi. Hayırdır, senin ne işin var burada? Ha, Mukadder amca için geldin değil mi? Mukadder amca? Ha, Mukadder amca. He ya. Ne oldu o adama ya? Ha? Sigortası falan var mıymış, masraf çıkarmasın Feride? Vallahi Ahmet'im zaten hastanede çok fazla tutamayacağız. İlaçlarını alacak, artık kontrollere gelecek. Değil mi ya? Ben de öyle tahmin ettim. Şey diyeceğim ben ya, ben ne için geldim? Ya ben ne için geldim arkadaşım ya? Ne için? Ya ben şey için geldim ya, yemek için. Öğle arası tatil ya, yemek yerim diye. Bildiğim aşırı derecede lüks bir restoran var. Götüreyim mi seni Feride? Ya keşke haber verseydin Ahmet, yemek yedim ben. Arkadaşlarla çay içiyoruz biz de, gel tanıştırayım seni. Bir de onu soracağım ha. Kim o adamlar? Doktor arkadaşlarım. Gel hadi, gel tanıştırayım seni. Tanıştır bakayım sen beni de. Arkadaşlar, bu Ahmet. Merhaba, Ahmet Kural ben. Türkiye'nin jönü, jön komiği. Sizin anlayacağınız dilde anlatayım. Parıldayan dünyanın bel kemiği. Merhaba. Ahmet benim liseden arkadaşım. Ha, öyle mi? Ne güzel. Ne güzel ya, lise arkadaşları. Hala görüşüyorsunuz. Tanıyorum ben seni ya. Ankaralı mısın da sen? Yok, Ankara'da okudum. Gazi tıp. Gazi tıp. İsim güzelmiş bak, aferin. Güzel.
gitti. Oradan ayrılır zaten bize. Arkadaşlar biz aşağı inelim, laflayalım. Sizi rahatsız etmeyelim. Hadi görüşürüz. Abicim Sadi mi kullanıyorsun, Timil'i mi? Timil. Timil de sen bana. Timil, okey. Aa Timil, sen daha önce bu işi yaptın mı? Ben seni hiç görmedim ya. Yok, yapmadım. Aslında bir kere lisede yaptım ya, evet. Okey, hiç anlatmıyorum o zaman. Zaten biliyorsun nasıl yapılacağını, değil mi? Anlatma, anlatma. Bir şey soracağım ya. Bunlar parayı hemen verirler mi? Tabii, yani sen kostümü iade ederken hemen öderler. Ama anlat sen yine de ya. Ne yapacağız şimdi? Ya abi çok da bir şey yapmayacağız aslında. İşte hoplama zıplama, dans gibi. Şöyle falan yani, değil mi? İşte yani bizle ortak hareket etmeye çalışsan iyi olur. Şöyle. Gibi. Nasıl hareketler? Çok, şöyle çok falan güzel. Bu çok iyi. Bunu şey yap, tut. Muratçığım bildiğin yaz klibi olacak bu. Havuzda çekilecek. Böyle bir iki tane maya giyersin. Böyle yavaş çekimde böyle havuzdan çıkarsın. Bir de böyle çapkın bir bakış attın mı kameraya? Bence süper olur. Tülay'cığım sen bu kızın benden bahsettiğine emin misin lan? Tabii tabii. Hayranınmış senin. Takdir ediyormuş, takip ediyormuş seni. Tövbe tövbe. Takip diyor, takdir diyor. Ya sen benimle sabah sabah kafa mı buluyorsun ya? Nedir? Ne yapayım Murat? Yemin mi edeyim yani inanasın diye? Bir dakika ya. Şu olayın aslını ben bir merak ettim. Şimdi bu kız tam olarak ne dedi? Ha? Hayranın mıymış? Yani Murat Cemcil'in hayranıyım mı dedi? Ya Murat çocuk musun sen? İşten bahsediyoruz, klipten. Sen soyunacak mısın, soyunmayacak mısın? Bana onu söyle. Ha giyinik de istemiyor. Soyunuk istiyor yani. Evet. Bu kız niyeti bozmuş ya lan. Ya niyetle ne alakası var bunun? Havuzda çekiliyor klip. Mayo ile gireceksin tabii. Yok bir de takım elbise giyseydin. Ya ben girmem havuza falan. Allah Allah. Klip klip diyorsun bana. Yani sen kıza böyle aksettirme olayı. Daha şey yap yani. Daha alıştıra alıştıra söyle. Murat Cemcil seni reddetti falan deme. Hatta şey diyebilirsin bak. Murat Cemcil'in çıktığı varmıştı. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Ya sen ne diyorsun Tülay Allah aşkına ya? Her şeyimiz tam şu hayatta. Bir tekniker tam mı kaldı yani eksik? Ya Şenol'u hatırlasana çorapçıyı. Adamdan çek aldık biz. Ya Tülay o parayı biz niye aldık Allah aşkına ya? Teminat mı, kapora mı, kaşe mi belli değil ya. Ben seninle bunları konuşmak için geliyorum. Marka yüzü olacağız diyorum. Reklam çekeceğiz diyorum. Sen bana geliyorsun kliple hem de mayo giyeceksin diyorsun ya. İstiyorsan tanga giyeyim Tülay. Vallahi bak. Ha? Kasarım böyle bir de gamzelerimi gösteririm. O klibi gider bizim peder seyreder. Ondan sonra kalk yüzünden gitsin anasına vurduğunu. Bu ne ya? Allah korusun. Deli kız ya. Hastaymış ya bana. Sen kızcağızın kalbini kırma da. Sonra fanlar manlar dadanır. Allah Allah ya. Toplantıyı açıyorum. Lan gene mi? Oğlum biz evli farklı, soluklu çocuklu, işsiz yüzsüz insanlarız. Bizim sorumluluklarımız var. Sık sık bizi arayıp rahatsız etme. Önemli bir şey sanıp geldik. Zaten telefonda ne dediğin anlaşılmıyor. İstedim dedim, para biriktim dedim. İşi yürüyerek gittim geldim, yemek yemedim. Çekirdeği azalttım, gezmeyi tozmayı bıraktım. Bütün masrafları kıstım, 3 haftada 70 TL birikti. Yani? Yani benim masrafım yokmuş. 70 TL ne lan? Bedava yaşıyorum resmen. Para mı istiyorsun? Evet. Oğlum çok yanlış adamlardan istiyorsun. Şuursuz. Bizde para ne gezer? Olsa da vermez. Zaten uçan kuşa borç var. Yapımcından iste hakkını al. İstedim. Evleneceğim para lazım dedim. Sakın eğlenme. Gez dolaş gönlünü eğlendir. Her şeyden bağlan dedi. Aslında doğru demiş. Daha çok gençsin. Ben bir kıza en son kutu kutu ben seni oynarken tuttum. Gönlümü nasıl eğlendireyim? Bana para lazım. Altı oynadım, sayısala sardım. Okey, dördüncü girdim, mahallede barbut attım. Hiçbir şey vurmadı mı sana lan? Annem vurdu iki tane. Tüm birikim, ana param 70 lira mı gitti? Bak kız tavasını, annesini yenemeyen adamım. Benim olayım değil bunlar. İki ay sonra nişan var, geçtim diğer masrafları. Kurduğu kesen makası, alacak param yok. Konuşsun sizinkiler, süre istesinler. Kız tarafı arıyor, telefonlar çıkmıyoruz. Geçen ay ziyaretli geldi, kapıyı açmadık. Evde yok taklidi yaptık. Bayramda ziyaretliye de gitmedim. Gideydin lan. Ellerini öperdin, para verirlerdi. Komik mi? Komik mi şimdi bu? Komik. O zaman ben de gireyim ağlanacak halime. Bu çayları, yiyecekleri falan kim ödeyecek? Bende para yok. Bende de. Ya ben hallederim. Battı balık yanına gelen gider. Gerçekten yan gitti lan. Ya demeyeyim demeyeyim diyorum ama kasa diğer tarafta. Adisyon da almadı zaten. Vay kine vay. Onur'a bak sen. Osman, her zamanki taktik. Başla. Helal, helal. Ne oldu ya? Hadi, hadi. Lavaboya, lavaboya. Gençler lavabo ne tarafta? Acil durum. Siz sayıları tazeleyin, biz geliyoruz. Şu bankta otursaydık bari. Birazcık kokun sinse fena mı? Eski arabamı yıkatıp sattım kimse senin kokunu almasın diye.
Hiç hijyenik değil Ferideciğim. Vallahi bak, kim bilir iti uğursuzu sabahtan akşama kadar onun altında üstünde neler yapıyorlar. Çay falan dökülmesin şimdi arabaya. Ya dök Feride, dök. Canın iyi değil. Senden kıymetli mi? Bir kere arabamla terledin diye üst açık araba aldım ben. Dediğin lafa bak. Bir de biraz nakite sıkışmıştım. Sattım, rahatladım. Dikkatli içeceksin Ferideciğim. Bak ben öyle yapıyorum. Şekerli içmiyorum, leke kalmıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Sen ne yapıyorsun? İş kızı nerelerde görünmüyor? Ya alışmaya çalışıyorum işte Ahmet ya. Yeni bir iş, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar. Onlar arkadaş değil. Fil onlar, fil! Bir fırsatını bulsalar sıktıracaklar. Ha gördüm demin arkadaşlarınla sohbet ediyordun. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Tek kadın doktor sen misin orada ya? Yo. Niye sordun? Ne fark ettim biliyor musun? Senin hiç kadın arkadaşın yok. Ne demek şimdi bu? Yok, ben hiç kadın görmüyorum senin yanında. Halbuki sana güzel bir kadın arkadaş lazım ha? Ya arkadaşın kadını erkeği mi var Ahmet? Arkadaş arkadaştır. Lan anladın işte. Ayak yapma. Ya tamam da mesela ben sana kuaför öneriyor muyum? Altın Gün'e gidelim diyor muyum? Alışveriş merkezine gidelim diyor muyum ben sana? Ya da otur 2 gram ağda yiyelim diyor muyum? Demiyorum. He. Kadınlar sadece bunları yapar değil mi? Yok. Ya Allah aşkına sen yine beni yanlış anladın. Aşk olsun. Ben 2,5 yıldır bayan demiyorum. Kadın diyorum. Ya beni yanlış kategorize etme. Benimki sadece bir tespit. Ne oldu sizin bu program işi? Top 100. Israrla ilk 100'deyiz. İyi bir şey mi yani? Ya Ferideciğim benim tek işim o değil ki. Benim binlerce işim var. O iş arada bir iş. Rating falan önemli değil benim için. Ben prestij için yapıyorum. Para da almıyorum. Zaten ödemiyorlar ya. Marka 100'ü olacağım ya ben. O yüzden geldim kutlamaya. Ahtım vardı bir gün marka 100'ü olursam liseden biriyle kutlayayım diye. Ha şimdi reklamları falan çıkacak yani. İyi çok güzel. Yalnız Ahmet'ciğim benim mesaim başlamak üzere. Ne yapalım? Ben arayayım mı seni çıkınca? Mesaisi olan biriyle arkadaşlık ne olmuş ya? Bak arayacağım dedin aramayanı. Ara beni Feride. Hem sana bir de sürprizim olacak. Sürpriz mi? Birini getireceğim sana kız. Kimi? Allah aşkına Tuncel deme. Kim ya bu Tuncel? Şaka şaka kimseye getirmeyeceğim. Hadi kaçtım ben. Ne o kadar üstü açık araba aldık. Kapının üzerinden atla da bakalım azıcık. Tuncel Kurtiz'i getirecekmiş gerizekalı. Lise müdürünü falan getireydim keşke. Diyemedim yalan. Ya arkadaş ben niye hazır cevap değilim ya? Replik ezberliyorum sürekli ondan ya. İşte ezberci eğitim kardeşim ya. Simin gelsene. Abi içinden 10 kadar sayıyorsun. Sonra sahneye çıkıyorsun. Benim dediklerimi yapıyorsun, okey? Tamam. Hadi. Hadi arkadaşlar sahneye. Hadi arkadaşlar, hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Saat 12:05 kala olunca sana söz bu gece işte kimsin sen? İşte kimsin sabaha kadar? İşte kimsin konular dolusun? İşte kimsin network boyunca? İşte kimsin? İşte kimsin sen? İşte kimsin sabaha kadar? Nasıldım? İyiydi abi. Yani yoklukta çekilir. Ama biraz bir şeyler kat ya. Daha 4-5 kere daha yapacağız biliyorsun. Bir şeyler ekle yani. Tamam. Süsleyeyim evet. Okey. Ama göreceksin. Ayhan nasıl gergin? Ağzını bıçak açmıyor. Tabii Ayhan filmin jeni olduğu için o susunca hiç kimse konuşmuyor. Tam bir ölüm sessizliği. Belgi masada, sadri masada, avni masada. Baktım olacak gibi değil. Bak Ayhan dedim, darılmaca, gücenmece yok. Ne gördüysen söyledim. Eğer doğru Ayhan, söz veriyor musun daha az bir yandı kullanmaya? Ayhan gözüm içine baktı, baktı, baktı. Hiçbir şey demedi. Kalktı gitti sonra. Murat bu yüzden mi yok? Nasıl yani Şenol Bey? Rüstem Bey, ben Murat niye gelmedi diyorum. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Yok briyantindi, yok vazalindi. Bakın bir sorun mu var? Hayır, bir sorun varsa halledelim. Yok, sorun yok Şenol Bey. Ama bu işler öyle aceleye gelmez. İnsan kız alırken anasını babasına soruyor. Bu adamın bir menajeri var. Gelsin benim menajerimden istesin diyor.
menajerinin uygun görmesi şartmış. Vallahi haklısınız. Bizim Kalus Film olarak çok eksiğimiz var. Ama sayenizde bir bir çözeceğiz inşallah. Rüstem Bey, ama bizim işimiz acele. Sessiz sedasız halledelim kimse çakmadan diyoruz. Ama bak bir önceki işe nasıl oldu? Adam! Makineye çekmek! Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. Aklından dolayın! Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar şimdi. Tamam iptal, unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe, böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Yok yere dayak yedik yani. Sen o zaman konuş şu menajerle. Yani böyle kolyedir, küpedir, yüzüktür, bileziktir, saattir. Bir şey hediye edelim biz buna, böyle elimiz kapalı zannetmesin bizim. Lütfen anlat, öyle olacak de, böyle olacak de. Her türlü ikna etmeye çalış. Murat'ı çok mutlu edecekler de. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacaklar. De ki he desin menajer. Şu Murat işinde düşünmeyelim Allah'ın seversen. Anladım efendim. Yapılacak çok iş var Rüstem, çok. Ben sadece kamerayla, oyuncuyla bu iş bitiyor zannediyordum. Yok efendim, ışığı varmış, kurgusu varmış, sanat diye bir şey dediler. Bunun servisi varmış, yemeği varmış. Çok çalışmamız lazım Rüstem, çok. Sen konuş, hallet şu Murat işini ki tökezlemeyin. Hayır, tökezlersek ben yanarım. Ben yanarsam sen de yanarsın, haberin olsun. Halledeceğim ben efendim. Bak ben buradan çıkınca 7 Emin'e gidiyorum. İcralık kameralara falan bakacağım. İstersen sen de gel. Siz nasıl isterseniz Şenol Bey. Yalnız burada kalıp şu Murat işine baksam ben isterseniz. Tamam vallahi sen bilirsin de. Rüstem Bey sormasa ayıptır bir şey diyeceğim. Bu kameraların kaç zoomlusunu alayım ben? Bir de öyle tepesinde ışık falan olan varmış. Onu tercih edeyim değil mi? Vay anam babam vay. Hayırdır? Öyledir inşallah. Öyledir öyledir hayırdır. Hadi. Ben gidiyorum, selametle. Şu Murat işini halletsen, gözünü seveyim. Kaç, kalkma, rahatsız olma. İyi günler, kolay gelsin. Ablacığım iyi günler. Mesut, sene... 69. Bu sefer 65. Rahmetli Metin Erksan sevmek zamanını çekti. O zamanın sinema patronları filmi vizyona sokmadılar. Sene 2012. Çıkan adamı gördün. Sinema... Hala aynı adamların elinde. Değişen bir şey yok. İşte görüyor. Ne yapayım işte kardeşim, okula geldim ben de. Ek ders koyduk çocuklara, sezon başlıyor ya şimdi kardeşim. Sen ne yapan? Ne yapayım ya, ajanla dolu Amerikalılar gibi oldum. Bir sürü toplantım var bugün. Ne toplantısıymış lan bu? Oğlum menajerim işe yarlıyor, ben reddediyorum. Vallahi başkasından duyacağını benden duy kardeşim. Şaka maka ben star oldum, yalan. Anladım. Sabah da bana bir tane iş teklifi geldi kardeşim. Fakat böyle elimin tersiyle itekledim Ahmet Kural. Hem de bil bakalım nereden? Nereden lan? Ahmet Kural'ı kes sen ya. Kardeşim onu ben telefonda söyler miyim Allah aşkına ya? Onu söylerken senin gözlerinin içine bakmak istiyorum Ahmet Kural. Nutkun sıyrılsın bir. Lan ne sıyrılacak oğlum ya? Kim lan söyle? Kardeşim ya sana ne diyeceğim bak. Ahmetciğim biz niye durup dururken böyle teklif falan almaya başladık lan? Yoksa kör talihimiz mi döndü lan? Ölecek miyiz lan biz yoksa? Hadi ben geldim, git sen. Toplantım var benim. Tamam kardeşim, aman kendine dikkat et bak. Olay molay çıkartmak yok. Alkol alırken bile dikkat ediyoruz. Dışarıda gözükmüyoruz Ahmetciğim. Hani duyarlar ederler, anladın? He he hadi. Fıtı 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 fıtı. Allah'ım neler yapıyorum ya, neler yapıyorum ya. Bilmiyorum abi neler yapıyorsun ya. Nasıldım, nasıldım? Bilmiyorum abi, görüyor muyum ben seni? Arkada olan sensin. İyiydim, iyiydim. Değil mi? Öyle diyorsan öyledir yani. Ellerimi de salladım böyle. 1-2-3-4, 1-2-3-4 tempo hiç kaçmadı. Evet, çok güzel abi. Seyirci de sevdi mi? Sevmiştir herhalde, ne bileyim. Sevdi, sevdi. Bana öyle geldi yani. Yalnız bu sonunda zıplıyorum ya. Bir dahaki sefere zıplayınca topuklarımı havada değdireceğim. Nasıl şimdi aklıma geldi? Çok güzel abi. Hı? Yap onu. Allah'ım ne yetenekliyim ya. Oh ölmüş yeneceğim ben. Bu çalgı çengi 2'nin durumu ne Ahmet?
Bak program ayarlıyorum sana. Tekliflere ona göre bakacağım. Daha tarih netleşmedi. Netleşince duyuracağım ben sana. Sana. Sen ne yapıyorsun kız bugün? Anlattım ya Ahmet. Görüşmelerimiz var bugün. Görüşmemiz yok Melek. Sen görüşeceksin. Zaten sonrasını diyorum ben sana. Ne yapacağım? Ahmet konuyla ilgilen lütfen. Marka Özlü'yü biter filminizi çekersiniz. Dönüp geleceğin yan yine Kürtçü dükkanı. İlişkilerini bozma bak. Rol buldum diyorum sana. İyi de yan rol diyorsun Melek. Yan rol adamı mıyım ben ya? Star'da benim programım yayınlanıyor kardeşim. Ben Marka Yüzü olacağım ya. İş bul diye kızıyorsun ondan sonra bana. Kızarım Melek. İşin de senin. Sen bulacaksın, ben reddedeceğim. Olayımız bu. Bak sezon başladı. Bir sürü rol var piyasada. İyi tamam, sen not al, ben sonra bakarım. Ne yapıyorsun sen kız bugün? Ay Ahmet, ne yapacaksın bugün ne yaptığımı? İşim var sende. Evet çocuklar, Zurna'nın ses çıkardığı yere yaklaştık. Sezon yavaştan başlıyor. Artık yapımcılardan gelen projelere içlerinizden başarılı olanları ne yapacağız? Önereceğiz. Heyecan var mı heyecan? Evet. Güzel. Bunu sakın kaybetmeyin çocuklar, tamam? Bakın ben bu sanattaki yarışma halini pek tasvip etmem. Ama hepiniz arkadaşınız ikinci Osman gibi çalışkan... Osman nerede lan? Gelmedi hocam. Allah Allah, niye ki? Başına bir şey mi geldi acaba? Hocam ikinci Osman bizim komşumuz. Annesi demiş kendime bırakmış artık oyunculuk işlerini. Okulunun adamı olacakmış. Niye ama ya? Niye ya? Osman içinizdeki en yeteneklisiydi. Işığı vardı, elektriği vardı. Yakışıklıydı bir de. Çocuklara şey yapmayın ya, siz de yeteneklisiniz. Arkadaş nasıl olacak şimdi ya? Ben bu sınıftan birisini bir projeye yerleştirmezsem müdür beni oyar. Hocam, annem bana dedi ki ben çok yetenekli, çok sevimliymişim. Beş basarmışım sınıftakilere. Hı hı. Annen dediyse zaten kesin öyledir. Şey yapalım o zaman çocuklar, ne yapalım? O zaman sektördeki açığa göre hızlandırılmış kurs yapalım. Nerede? Sahnede. Ne yapacağız? Ağlayacağız. Hadi bakalım. Hadi. 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 Nasıl? Çok güzel. Ama yapmasam mı acaba? Kasmasam mı? Ya kasmak değil mi oğlum? Maksat işimizi doğru yapalım. Bir de ben bu maskeyi bir dahaki sefere takmayacağım. Bu kafa hareketlerim falan engelliyor. Seyirciye saygı sonuçta. Timil, sen şeytansın ya. O da şeytan maskesi ya. Taksan mı acaba sen onu? Sen karışma ya işime. Hadi abi, neyi bekliyoruz biz burada? Niye çıkmıyorsun? Hadi arkadaşlar, neyi bekliyorsunuz ya? Hadi, hadi abi. Abicim gaza gelme. Birazdan Nigar Tan konseri başlayacak. Bir saat ara verdik, tamam mı? Yalnız gelişmeyi fark ettin mi? Gruba bir girdim, Nigar Tan'ı bir korku sardı. Timil, bir gelsene abi, bir şey diyeceğim. Bak ben sabahtan beri susuyorum, susuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ama senin ağzına yüzüne bir s**rım Timil. Nefes alacak yerin kalmaz. Tamam. Aptal aptal konuşma. Bu insanlar çevremizdeler. Başımıza bela açmamız. Tamam. Hadi abi. Çıkıyoruz kulüpse. Hadi. Ya yalan mı abi? Kadın bizim seyirci çalacağımızdan korktuğu için ekmeğimizle oynuyor. Yemişim öyle Nigar Tan'ı. Ön bilgi. Belim ameliyatlı. Belim ameliyatlı. Belim ameliyatlı. Mazlum dur. Adın ne senin? Timil. Timil mi? Mazlum. Siz kime baktınız? Eğer meslek hikayelerine hayranıysanız Sadi de derler bana. Sadi. Söylemiştim. Sadi'cim. Murat'ı tanıyorsun sen o zaman. Hangi Murat? Murat Cemcir. Vallahi şimdi ötmüş olmayayım ama tanıyorum yani. Adını, adresini falan hepsini biliyorum. Size ne için lazım? Ay Sadi'cim ya, kusura bakmıyorsun değil mi? Etkinlikler çakıştı, o yüzden böyle oldu yani. Sen dans mı ediyorsun burada? Evet, yani hobi olarak. Sen? Ben. Koskoca Nigar Tan. Neyse, Sadi'cim. Bizim 5-6 şarkılık bir sahnemiz var. Ondan sonra izleyici senindir. Hem sen gelsene benimle, şöyle bir şeyler konuşalım. Gel gel. Gelim seninle de bir şey mi konuşacağım benimle? Evet, gel. Tanıdıkları sen mi dövüyorsun abla? İnsan huzur arar. Evinde, işinde, sokağında ve hatta yatağında. Ama bulamaz. Huzur bundan 5000 yıl önce insanlar mağarada yaşarken dışarıdan gelen it ve köpek sesiyle bitti gitti insanoğlu için. Ama ne oldu? İnsan yılmadı. Huzuru aradı durdu. Ne yaptı? Dağa çıktı, sahile indi, içi sıkıldı, şehirler kurdu.
Fazla kalabalık olunca kaleler yaptı içine. Fazlası gelmesin diye. Sonra ne oldu hanım? İnsan anladı ki huzur kendini kral, padişah, hatta duruma göre kraliçe gibi hissetmektir. Sen şimdi içinden ne diyor bu adam diyorsun ya, deme. Boş konuşmam ben. İşte spa bu anlayışın ürünü. Spa Latince'de sanitas perpetuum. Türkçe'de sudan gelen sağlık. Anadoluca da kaplıca ılıca. Hakkıca da safların parasını almaca. İşte git spa'ya, yatırsınlar seni, yağlasınlar seni, mıncıklasınlar seni ki kendini oranın kralı gibi hisset. Hiç yapma, hep yapıl. Hiç dert tasa yok hayatında. Sadece sen ve hizmetkarların. Sanki dünyanın efendisi, kralı gibi hissetmen için. Oysa spa yanlış seçim hanım. Kendini dünyanın efendisi gibi hissetmek için o kadar para vermene ne gerek var? İşte seni kendi spama, kendi cennetime götürüyorum. Rahat ol, huzurlu ol, sakin ol. Ben kafam çok bozukken beygire giderim. Ama havam, keyfim çok yerindeyse gelirim buraya, atarım bir sandalye, 2-3 saat manzarayı izlerim. Huzur bulmaya. İşte ben burada kralım, kral! I am king of two, 1 milyoncu! Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Hayatın olmuş işler güzel. Evet, gösterin bakalım. Sen gel. Sen kostümünü bırakabilirsin. Teşekkürler. Biz sana haber vereceğiz. İlçe belediyemiz olarak ilçemizin tarım seferberliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak amacımız. Bu vizyonla 1. geleneksel mini domates festivali de ihtiyaç haline gelmişti. Ne güzel düşünmüşsünüz. Minik bir festival mi olacak ya? Yok yok. Minik domates üretmeye başladık ilçemizde. Yani ağza atmalık. Ondan ismi öyle. Ağza atmalık. 24 tane yerel ses ayarlandı festival için. Ama dedim ya, Türkiye çapında bir tanıtım hedefliyoruz. Şöyle kameralar gelsin mi falan. O yüzden Ahmet Bey'i düşündük. 10-15 dakika taklit yapayım diye, değil mi? Çok güzel düşünmüşsünüz de. Yalnız Ahmet Bey'in de programı bu aralar biraz yoğun. Keşke daha önceden... Ya işte Cem Yılmaz'a gittik biz baştan. İlgilendi de sağ olsun. Ama bütün köyü satamadık tabii kısa sürede. Ondan size geldim. Nasıl yani, ben yedek miyim şimdi? İkinci adam mıyım ya? Yani Cem Yılmaz'ın yedeği olmak da tabii. Yok yok, ikinci değil. Okan'a gittik, domates sevmem dedi. Beyaz'a gittik, onun da Adıyaman minik domateslerinin yüzü olacakmış, sözleşmesi varmış. Ve Altay'a gittik, ben evliyim, festivale çıkamam dedi. Beşinci yani. Yok yok, daha çok kişiye gittik de hani şimdi sıkılmışsınızdır diye kısa anlattım. Dediğim gibi çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aralar programımız biraz sıkışık. Ya aslında biz size de gelmeyecektik. Ama belediye başkanımızın kayınçosunun askerlik arkadaşı Kütahyalı'dır. Kendisi ya sevaptır. Gidin hem onun işi görürsün hem sizin işiniz görürsün dedi de... Tamam, daha uzatma ya. Allah Allah. Ya şimdi yarın bir gün ünlü münlü olursunuz. O yüzden sizi de görmeden gitmeyelim dedik. Hani şimdi belki ileride bir gün işimiz düşer. Bir adet böyleymiş. Ya nasıl da rahatladım sizin program sıkışık diye. Koca mini domates festivalini bununla yapacaktık az daha. Sen ne yapıyorsun bugün hakikaten ya? İşin var mı? Öldürürüm lan ben bunu! Şimdi öldürmeyeyim, yolda falan görürüm, elimde kalacak. Terbiyesiz evladına bak. Söyle Sade.
Murat abi sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ya yok kızmak falan aga. Bugün çok neşeliyim. Yılın en verimli dersini yaptım. Abi az önce senin hakkında çok pis öttüm ben. Nasıl öttün lan? Abi seni böyle polis, jandarma, MÜYAP falan bir şey arıyor muydu ha? Bir kaçak durumun var mı? Ya geçen gece konuştuk ya oğlum sahurda. Aramam kaldırıldı işte. Abi az önce senin huyunu, suyunu, soyunu, sopunu çok fena öttüm ya. Nasıl öttün? Kime öttün? Öterken sormadın mı oğlum adı neydi diye? Ya geçen televizyon başında yaptığımız konuşmalar var ya onları bile öttüm. Salih abi de tehdit altında. Bu popçu yok mu Nigar falan? Var. Çok kalabalıktılar abi. Teke tek de ötmem biliyorsun. Anladım. Sabah bana iş teklif etmişti Sadi. O yüzden şey etti demek ki. Sen nereden buldun lan? Buldu abi işte bir şekilde. Yoksa ek iş falan yapmıyorum ben. Ya Sadi'cim söylemeyeyim diyordum ama işte laf aramızda bu kız bana kesik oğlum. Demek ki o yüzden seni daralttı. Üzgün müydü lan? Sabah sabah kızcağızı reddettik. Bak Ahmet'e falan söylemek yok. Ben kendim söyleyeceğim tamam mı? Ya işte bir ara ben istediğimi alırım gibi bir şey söyledi ama konuyla alakasını anlamadım. Ya tamam Sadi'cim tamam sen telefonu kapat. Yalnız bundan sonra kimseye ötmek yok. Anladın? Allah Allah kız bana kesikmiş ya lan. Sayende kafayı yedi ya. Çocuklar şimdi uzaktan çekimler için hep beraber masum masum seksek oynuyoruz tamam? Hadi bakalım. Bir, iki, Freddy senin için geldi. Üç, dört, hemen kapını ört. Geldim ben. Zehra neredesin sen? Sabah toplantıya da gelmedin. Ya part time'ım ben. Okuyorum ya aynı zamanda. Öyle her toplantıya gelemem ki. Okulda mıydın? Yok, değilim, evdeydim. Niye gelmedin? Şimdi bu tartışmak için çok uzun bir konu. Bizim yapacak başka işlerimiz yok mu? O ne demek ya? Ben sana o kadar iş verdim. Ne oldu o işler? O işler tamam. Nasıl yani? Notere gittin mi? Notere gidildi. Bu muhasebe için evraklar falan? Muhasebe işte tamam. Yalnız bana Hakkı Bey lazım. Bir imzası gerekiyor. Hakkı Bey yok. İş için dışarıda. Ya sen böyle işlerle de mi uğraşıyorsun? Sıkıcıymış buralarda. Ben senin gibi abiyle baba parasıyla yaşamıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Şimdi para bulmak kolay. Ama sigorta önemli. Sen ondan diyorsun herhalde. Ama şimdi ben okula gidiyorum ya. Okulum bitsin bakarız. Hem Sadi de marka yüzü olacak. Haklısın oradan da bayağı ekmek yerim ben. Marka yüzü olacak değil mi? Olacak. Olacak yani bir aksilik çıkmazsa. Öyle bir ihtimal de mi var? Ne gibi bir aksilik olabilir mesela? Şimdi Sadi. Hangi birini sayayım ki? O kadar vaktimiz yok. İyi. O zaman sen bana bir iş ver. Papaz olmayalım. Sonuçta iyi kötü buradan da bir para geliyor. İyi o zaman. Al şu mumcuk logolu program afişlerini bunları bastırt. Tamam. Alo. Vedo neredesin ya? Bitmedi mi noterdeki işin? Vallahi şimdi noterden çıktım işte biraz soluklanıyordum ben de. Ha tamam o zaman sen ilet o maili bana. Ben akşama getiririm afişleri ya yapım. Ya Zehra'cığım, bu işler kolay işler. Sen rahat ol, hallederiz ya. Bak o değil de ben ne diyeceğim? Ne zaman buluşacaktık biz? He, alo. Kapattı. Sen dur. Ben onu eninde sonunda... ...istirayacağım. Kimmiş? Ha tamam oldu, alın içeri. Buyurun. Tülay Hanım, ben Mesut. Murat abinin otelden, resepsiyonist. Aa hatırladım Mesut'cum, hatırladım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Ben şey diyecektim. Ne diyecektin? Şey diyecektim işte. Ha anladım Mesut'cum, anladım. Sen oyuncu olmak istiyorsun. Madem buraya kadar geldin söylesene. Yok Tülay Hanım, resepsiyonistim ben. Benim kariyer planım daha çok otelcilik üstüne. Ne yaptınız siz ya? Oyunculuk kim, ben kim? O zaman niye geldin buraya kadar, ayıptır sorması? Şey diyecektim ben. Benimle çıkar mısınız? Ne? Ya bir dakika, ne diyorsun anlamadım. Hayır değil mi? Hayır. Ben gideyim o zaman. Ya dur dur, böyle sinirlenecek, kızacak bir şey yok da. Hayır, deyin gideyim ben. Bak Mesut'cum, sen bazı şeyleri sanırım eksik öğrenmişsin. Ben evliyim. Tamam, siz yine de hayır deyin, gideyim ben. Deyin işte. Tamam o zaman, hayır. Son sözünüz mü? Evet. Ne? Yani canım, hayır anlamında evet diyorum. Ha. Teşekkür ederim.
Ne oldu ki şimdi? Rüstem abi. Mesut. Ne oldu? İkna edebildin mi Tülay Hanım ha? Aa. Abi böyle saçma plan mı olur ya? Hayır dedi tabii ki de. Bak. Rezil olduk sayende. Kadın bir de evliymiş ya. Sen şu benim yüzüğü ver de ben gideyim bak. Resepsiyonda boş kaldı zaten. Lan beceriksiz. Baştan çıkaramadın yani. Peki nasıl ikna edeceğiz bu kadını Murat diziye girsin diye? Abi sen şu benim yüzüğü ver. Bir süre görüşmeyelim tamam? Anlaşılan iş başa düşecek. Ürkütmeden tabii. Bu zamanın kadınları da ürkektir hani. He? Bana bir tane çay verir misin ya sana zahmet? Ahmet! Ne yaptın sen ya? Aa, bildin. Murat, sen ne yapıyorsun kardeşim burada ya? Fıtı fıtı. Ay Ahmet, Murat'ın yanına mı getirdin sen beni? Nasıl? Ay tuttu kolumdan zorla getirdi beni buraya. Bir işi varmış benimle. Ahmet. Ben gideyim o iş bu işse. Kardeşim sen yoksa beni yanınız gördüğünde Melek'le araba mı yapmaya çalışıyorsun nedir? Ben gideyim. Ya otur. Allah Allah. Üf, olmadı bu ya. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Niye otele gitmiyorsun sen? Ne işin var burada senin? Ya otele gidemedim ya. Rüstem abiden uzak durmam lazım bugün. Bazı özel işlerim var da kardeşim. Kendimi bugün çok iyi hissediyorum Ahmet Kural. Ben hemen yaptıracağım. Sen ne lan? Ya yürü git buradan. Yürü git. İşimiz var bizim. Git. Ay ne işimiz var Ahmet? Niye getirdin beni buraya? Ya dur şey gelecek. Kim? Lan? Bilin bakalım kim gelecek. Doktor mu? He. Kardeşim sen yoksa Meleği yalnız gördüğünde Feride ile mi arasını yapacaksın? Nedir? Hadi kardeşim yoluna. Hadi git buradan ya. Ya da dur ya. Feride gelsin ben kalkacağım zaten. Ya niye? Feride niye geliyor? Sen niye gidiyorsun? Ben ne yapacağım Feride'yle burada ya? Ya kızın hiç kadın arkadaşı yok diyorum Melek. Bir iyilik yapacaksın. Burnumdan getirme benim ya. Bu ne ya? O ne demek lan? Ya kardeşim kız şehre daha yeni geldi. Kadın arkadaşı hiç yok. Ben sana illa arkadaş ol demiyorum ya. Bir oturun bir konuşun bakalım. Belki birbirinizden hoşlanacaksınız. Kardeşim sen kelime esprisi falan yapmaya çalışıyorsun da ben mi anlamıyorum? Yanlış mıyım Melek? Ahmet saçmalıyorsun ama. Ya oturun işte ya Allah Allah. Feride'min hep erkek arkadaşım olsun. Hiç kadın arkadaşı olmasın mı kardeşim? Gözünüzü seveyim ya. Sen de nasıl menajersin bir şey söylesene be. Ay Allah aşkına saçmalama Ahmet ama yani. Manyak mısın oğlum sen Allah Allah. Sana ne el alemin manitasından lan. Bak işte gördün mü yine yalnız kaldım böyle takmaya başladım bazı şeyleri. Oğlum yapma böyle şeyler. Ya oğlum öyle değil ya. O benim liseden arkadaşım. Bırak be oğlum. Ben senin liseden ne arkadaşlarını biliyorum ya. Dönüp yüzüne bakmazsın. Hatırla geçen gün bir tane oğlan geldi senden imza istedi. Arkadaşınmış liseden. Ben Ahmet Kural değilim Orhan Kural'ım dedin ya oğlum. Oğlum acıdın lan kızın hiç arkadaşı yok Murat. Ya bırak ne acıması. Kızcağız kendisine manita bile yapmış. Oğlum sen kendine niye yapıyorsun böyle şeyler ya? Sen Ahmet Kural'sın oğlum yapma böyle şeyler. Takılma böyle şeylere ya. Hayır sen böyle yapacaksan biz ne yapalım? Ya beni geçtim. Sadi ne yapsın lan? Toparla oğlum kendini bak. Ahmet Kural rezil oluyorsun. Farkında değilsin kardeşim. Özge Ulusoy diyorsun. Tuğçe Kazaz diyorsun. Ondan sonra Doktor Feride diyorsun. Lan manyak mısın lan sen? Kardeşim bak ben sana diyeyim. Sen bu kıza kör bak. Onun haricindeki her şeyi gör. Olay bu. Öyle mi diyorsun kardeşim? Aynen Johnny Wayne'ın aga. Hadi bakalım. Bak! Onu bir kere yerler lan. Ahmetciğim. Kardeşim burası dolu oraya geç. Ne haber Murat? İyi vallahi Ebe Hanım senden ne haber? İyidir. Ben şey yapayım gideyim o zaman. Ya ben geldim diye mi kalkıyorsun? Aynen. Sen geldin diye kalkıyor ne olacak? Nasıl? Feride'ciğim yani şimdi biz burada özel bir konu konuşuyorduk. Sen pat diye çıktın geldin yani. Ay kusura bakmayın ya. Yani özür dilerim. İyi de oğlum sen çağırdın beni. Güzel kardeşim ben çağırdım da şimdi yani telefonda sen söyleyince ben de nezaketen davet ettim. Sen de atladın geldin sazan gibi yani. Ahmet. Şişt, Murat sen bir sus. Sen bir orada dur bakalım. Herkes haddini bilecek. Ya kardeşim ben buraya gelip arkadaşımla en yakın arkadaşım diyorum bak altını çiziyorum. Özel bir şey konuşamayacak mıyım? Bu ne terbiyesizlik lan? Ya tamam ya özür dilerim. Herhalde bir yanlış anlaşılma falan oldu. İyi oldu. Bir daha olmasın ama.
Yani ben... Ne ben. Hep sen, hep sen. Hep ben ağır, hep bana. Ne? Dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Bir tek sen varsın. Her şey senle başlar, senle biter. Sevilmek ümidi sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin bana. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ya ben gerçekten özür diliyorum Murat. Kusura bakma, sizi de rahatsız ettim. Kusura baktık. Yürü git. Senle mi uğraşacağım lan ben? Nasıl yaptın dayımın oğlum? Bravo teyzemin evladı. Süperdin. Aferin sana. Allah senin belanı versin hayvan öküz. Burada mı oturacaksın sen? Yok, kalkarım birazdan. O zaman sen kalk git lan. Ben burada oturacağım. Rüstem abiden kaçıyorum. Beraber oturalım. Olmaz. Sinirliyim oğlum sana. Sen manyak mısın lan? Kızlarla ne biçim konuşuyorsun manyak manyak? Oğlum onlar bizim kadınlarımız lan. Anamız, bacımız, kız kardeşimiz, metresimiz. Terbiyesiz it, köpek, namussuz. Kalk git. Kalk. Ne oluyor lan? Lan git. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Sade. Hala. Sade. Hala. Sade. Hoş geldin, gelsene içeri. İyi geldin demeyecek misin? Aşk olsun hala ya. Ev senin evin, tabii ki geleceksin. Bak ne aldım. Ne bu? Çikolata, eniştem sever. Enişten çok sever Sade. Enişten bir oturuşta bir kutu çikolata yer. Enişten şeker hastası. Yeni planın bu mu Sade? Ne alakası var ya? Parayı ıvır zıvıra harcıyorsun. Kira mira verdiğin yok. Parayı ıvır zıvıra harcadığım düşünülebilir di. Eğer kira vermeyecek olsaydı. Neler oluyor Sade? Ya işte 3-5 güne bir markanın ekran yüzü oluyorum da. Ya tabii illi kira diye de düşünme. Bakarsın bir sürpriz yapar, evi satın alırım. Ne kadar eder ki burası ya? Bana bak, çatı akıtıyor yağmur yağınca, onu pişeriz ha. Yani artık bana kira muhabbeti yapma diyorsun, öyle mi Sade? Yap alacığım, yap. 3-5 gün daha yap, keyfini çıkar. Ondan sonra komşu olacağız zaten. Artık gerisi karşılıklı iki ev sahibinin dertleşmesi. Reklama çıkacağım diyorsun yani. Bakalım işte ya, bir aksilik olmazsa. Bir de ne diyorum bak. Ha. Şu bahçe boş boş duracağına domates, soğan falan ekelim ya. Ha? Ya da küçük bir havuz. Düşün bunu bak. E ben gideyim o zaman Sade. Güle güle adam. Evinde bayağı tadilata ihtiyacı var ya. Hiç bakmamışlar ki. Hala! Şimdi eniştem düşünsün. Ne oluyor lan? Magazinci lan bunlar. Basıldık ya lan. Nigar Tan değil mi lan bu? Tamam, tamam. Abba, Nigar Tan lan bu. Sabah reddettik. Bak gördün mü? Düştü öyle kemcir. Tamam çocuklar. Koruması var ya lan bunun. Görmemiş işte ya. Çocuğum, tazeleyin şunları ya. Biz de halkın arasına karışalım dedik ama... Ay burası Nişantaşı'dan betermiş Murat'cığım ya. Buyurun. Buyurun, buyurun. Fıtı fıtı. Murat Cemcir ben. Sabah da el sıkışmıştık ya. Ay biliyoruz canım Murat Cemcir. Beğenerek izliyoruz. Ben de Nigar Tan. Koskoca Nigar Tan. Ha biliyoruz canım. Ayrıca takip ediyoruz. Dinliyoruz yani hashtag falan. Aa, seviyor musunuz hashtag'i? Tabii ki 10 numara 5'imiz. Vallahi ben de pibimle geldim işte. Bir röportaj yapacağız. Nereden geldiyse aklıma. Ay o kadar güzel bir yer ki. Burada yapalım dedik röportajı işte. Pibimle geldik yani. Ay ne kadar şanslısınız ya. Burada böyle tek başınıza oturabiliyorsunuz. İşte görüyorsun yani ben bir geldim böyle. Ortalık bir karıştı. Ya yok. Mekan sahibi tanıdık olduğu için girişte herkes uyarıyorlar. Murat Cemcir'den diyorlar, imza istemeyin. Aa, ay ne güzel. Ay vallahi bravo ya. Ben de işte pibimle geldim. Halka karışalım istedik böyle. Ben de çok severim, bayılırım. Cinsi nedir? Kaniş mi? Çayıra mı bıraktın? Ay yok ayol, ne kanişi? İnsan cinsinden bu. Ay Pibi ya, yani personal blogger. Blog yazıyor benim hakkımda, böyle haberleri falan çıkarıyor. Valla işte ben de röportaj sözü vermiş bulundum daha önceden, biliyor musun? Pibi, ablacığım kusura bakma ya. Ben tabii bilmediğim için. Önemli değil, cehaletten. Benim bildiğim tek blog flüt. Hayranım aslında, değil mi Pibi? Ama artık birlikte çalışmalarımız olacak. Benimle ilgili bütün haberleri nigar.blog.com.tr'de böyle küçük bir şişek görebileceksiniz. Anında nette.
Yani şimdi bu dediğin meslek mi? Eğer meslekse yaşıyor. Ayol Amerika'da yerleşti ama daha burada yerleşmedi. Ha, Amerika'da olmuyorsa bizde hiç olmaz. Muratcığım ben şu röportaj işini bir halledeyim. Hemen yanındayım, geliyorum, kaybolma bir yere. Yok. Sakın ha. Yok. Hadi Pibi. Tabii tabii, git sen Pibi'nle gez. Ben burada beklerim seni. Elinin altında bulursun beni. Yalnız Yemcir bravo bak. Hiç laf sokmadın yalan kıza. Birkaç defa yeri yerim tam lafı sokacaktım ama tuttum, içimde kaldı. O güzel oldu. Alo. Ahmet akşam ne yapıyoruz? Barda mı? E oğlum hani bara gitmeyecektik? Ha dertlisin. Tamam tamam, ben de şimdi halıma bir şey alacağım. Ondan sonra bir eve uğrarım, oradan da barda buluşuruz artık. Hadi eyvallah. Vedat mı o? Hadi sen nereden çıktın ya? Ne haber Sade, görüşemiyoruz. Evet, bu has odadan çıktım ya. Bakıyorum ben o konuya. Aramadım da. Evet, aramadım. Ama sen de aramadın. İşim vardı Sade. Sizin catering işi üstüme yüklendi biliyorsun. Uğraşıyoruz işte. Artık ben götüreceğim seni sete. Duydum, duydum. Vallahi ben de gurur duydum Sade. Sahnelerin tozunu attırmışsın. Tebrikler. Nasıl? Ya böyle her yerinden yetenek fışkırıyor ya. Bayılıyorum o oyuna. Nasıl ya? Vedat mıydı o? Yo. Yani ben de benzettim ama o olsa selam verirdi. Peki, öyle olsun. Bana bak Sade, fazla kalmayacağım ben. Zaten servisçim benim artık. İyi, tamam. Ahmet'in yanına geçince haber et. Merak ederim. Nasıl ya? Sonra da benim yanıma uğra. Yani diziye devam etmek istiyorsan. Ben hallederim biliyorsun. Gerçi burada da benimsin ama orada daha fazla vakit geçirebiliyoruz. Yok yok. Ben şimdi marka yüzü olacağım ya. Bakalım. Aso da iyiydi ya. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum neyin barından bahsediyorsun? Konuşmadık mı bunları biz? Gözükmeyeceğiz dışarıda işte. Zaten ben gelemem. Sana tripliyim. Kim gelecek? Sadi de. Tamam şey yapma o zaman. Hadi şey yap bakarız. Murat! Allah bismillah. Muratcığım hemen bir fotoğraf çektirelim. Sonra benim bir konserle ilgili küçük bir toplantım var. Bir saate kadar geri dönerim. Nerede bulurum ben seni? Yani nerede bulursun? Şeyde, Lale Bar'da. Aa tamam ya, biliyorum ben. Tamam ya, şey yapma. Orada olurum ben. O zaman hemen bir fotoğrafımızı çekilelim. Bibi! Fıtı. Kadın beni kafaya taktı abicim. Hayatın olmuş işler güçler. Sade ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Dışarı. Ha. İyi, ben de hava almaya çıkacağım birazdan. Ama akşam gelmeyebilirim. Ben gelirim. İyi tamam o zaman, hadi beraber çıkalım ya. Yok, sen çık, ben sonra çıkarım. Bir sıkıntı çıkmasın. Neyin peşindesin sen Zehra? Nereye gidiyorsun? Dışarı dedik ya. Dışarı. Öyle mi? Dışarı. Sen ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? Mutluluktan kardeşim. Şimdi bak, şuradan şuraya kadar kemik yok ya kardeşim. Hepsi kas, dolayısıyla kasıldı mı kasılıyor bak. Açmıyor Feride telefonlarımı ya. Ne yapacağım? Niye açmasın ya? Sessize almıştır. Sadece'yim dur sen şimdi. Ne diyorsun Murat ha? Ne yapayım oğlum? Kaldık böyle. Kalacaksın tabii oğlum. Demediğini bırakmadın kıza. Senin ona söylediklerinin onda birini ben sana söyledim. Yarında duramadın lan. Kalktın gittin. Bir dövmedin kaldı kızı. Ne yaptın kıza ya? Ya abi siz macera mı yaşıyorsunuz ya? Bana da anlatın. Senin yüzünden. Verdin gazı. Fren tutmadı. Araba mı aldın lan? Ne alakası var lan? Ben diyorum Ankara, sen diyorsun arka sokaklar. Ağlattın oğlum bildiğin kızı. Ağlamıştı ya cidden değil mi? He, mesele kız meselesi. Onu anladım. He, kız meselesi. Peki kız meselesiyse Murat abi niye sırıtıyor? He? Bu durumlarda genelde onun suratı asık olur. Ha, hakikaten bana bak bakayım lan. Sen niye sırıtıyorsun sürekli? Aşkın sana posta koymadı mı bugün? Aşkın diyorlar ya. Arkadaşlar birazdan bir kadın misafirim gelecek. Hadi. Bana bak oğlum, o zaman biz kalkalım, siz yalnız oturun. Ben biliyorum bu kız meselelerini. Yok be oğlum, gerek yok yani. Siz burada durun. Bilakis siz buradasınız diye buraya çağırdım oğlum kızı.
Nasıl ya? Sadi Celil Cengiz kendisiyle tanışmış. Kim? Nigar Tanlan. Hastam olur kendisi Ahmet Kular. Nasıl lan? Bildiğimiz Nigar Tan mı? He. İşte şu ifadeden bahsediyorum kardeşim. Bana bak lan, ben planı yaptım. Burada bir saat bana yeter, ondan sonra ya sana ya bana gidelim, anladın? Bar olayı biraz sakat Ahmet. Yani bizim için değil ama Mumcuk için biraz sakıncalı ya. Ya oğlum iki dakika otur şurada, bir kafamız dağılsın ya. Bir iki insan yüzü görelim oğlum. Feride de açmıyor zaten. Aşkın Hanım değil mi o? Sen mi çağırdın lan bunu? Kardeşim, insan bazen elindekilerin kıymetini bilemez. O yüzden onlara göstermek lazım. En azından sevdiklerimize. Yoksa benim normalde ne işim olur Nigar Tanla'la? Herif yani. Fıtı fıtı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat, ben telefonda tam anlayamadım da mevzu neydi? Aşkın, aslında sen biraz erken geldin. Yoksa mevzunun kendisi... Murat bak, senin meseleyle hiçbir alakan yok. Sen sadece arada kaldın. Efendim? Şöyle sessiz bir yerde konuşsak, senden özür dileyeceğim de. Ne diledin ya işte. Vallahi mı? Azıcık daha kalsaydık ya, kendisi birazdan gelecek. Murat, hadi lütfen. İyi, peki madem. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Badem gözlü olduk ya lan. Ahmet, bizim Vedat'ı da arayalım mı? Üstüne gider eğleniriz ha. Hem senin de kafan dağılır. Ne yaparsan yap sadeciyim. Feride açmıyor lan. Açmıyor. Açmıyor. Ahmet, beni hala arıyor. Bir konuşup gelin, olur mu? Herkesi arayan var, anasını satayım. Beni kimse aramıyor. Yapmak zorundaydım. Seninle ilgisi yok. Aslında var. Ama ne olur benden nefret etme Murat. Hey. Yani bizim aramızda bir nefret ilişkisi olacağını sanmıyorum aşkın. He? Sonuçta beraber çalışıyoruz. O da değişecek ya. Öyle mi? Bak bunu bilmiyordum işte. Ama zaten kendi işinin başında olmak değil mi? Lütfen bu da aramızda kalsın, olur mu? Şey yapalım mı aşkın ya? Bara geçelim mi? Hem bir şeyler içeriz. Gelmiştir şimdiye. Kim? Kim kim? Ayrıca benden öğrenmeni tercih ederdim. Annesi mi aradı, babası mı aradı? Kim haber verdi ya sana? Kimin anne? Aşkın, Allah aşkına bak, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ya. Gel bara geçelim diyorum sana işte. Bak bu son şansımız olabilir. Müsait bir zamanda ben zaten sana söyleyecektim. Vallahi bak. Neyi aşkın, neyi? Murat, gitmem lazım. Umarım bana çok kızmamışsındır. Beni affet. Ama yapmak zorundaydım. İşten ayrılıyor lan bu. Vay yine vay. Bu niye açmıyor şimdi? Çok bir şey istedim senden ya. Erkekler tuvaleti değil mi lan oran? Arkadaşlarına çık gez dolaş, ona bile bir şey demiyorum. Ama gidince bir ara dedim, Sadi çok mu şey istedim? Ya Hale, ben arayacaktım da şey oldu. Şey ne ya, şey ne Sadi? Olmadı bir mesaj at, parmakların mı yorulur? Bir haber et dedim Sadi. Ya Hale, sen kızdın da... Ya ben mecbur muyum ya her gittiğim yeri sana söylemeye? Benim başımda Zehra var, halam da var. Herkese hesap veremem ki. Yani bir de şimdi sen benim anam mısın, karım mısın? Ben sevmiyorum böyle şeyler ya, inceldiği yerden kopsun. Ben zarif kadınlardan hoşlanıyorum, sapık sevmiyorum ben. Arkadaş kalalım. Tamam o zaman, ikinci benimle kadar arkadaş kalalım. Arkadaşım. Arkadaş mıyız? Tamam, arkadaşız. O hasoda meselesini de daha sonra görüşürüz. Tamam, sonra konuşuruz. O zaman ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Umduğundan da kolay oldu ya lan. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Selam.
Ya Nigar, geldin mi ya? Ahmet Kural değil mi? Murat yok mu? Nigar Tan Hanım, hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk canım. Murat nerede? Buralarda. Sen otur gelir birazdan. Biz tanışıyor muyuz? Bilmem ki. Ya sonuçta Nigar'cığım ikimiz de kamuya aitiz ya. Murat bahsetti mi bizden, yani bizim projeden? Yo. Nigar Tan bana hastaymış dedi. Ben de gerisini anladım zaten. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Birazdan kendi gelecek zaten. Ona sorarsın. Sen de bir hoşmuşsun yani ha? Yani hoş. Ama işte ayarlandı her şey. Maalesef. Ney? Ney? Ya Nigar'cığım ben bugün bir yedim ama... Dur, ne olur lafını unutma. Hemen geliyorum. Dur, aklıma bir şey geldi. Aman abi. Uzatmalı bir belalısı var bak bu. Sakın bulaşma. Bulaşmıyoruz oğlum, dertleşiyoruz. Ahmet, benden söylemez. Tamam, yürü git. Fıtı fıtı fıtı. Ay çok özür dilerim ya. Ay, koskoca Nigar Tan masana gelmiş. Bari bir şey ısmarla yani. Allah Allah, ısmarlarız ya. Murat gelsin, Murat ısmarlasın. Zaten seninle işi var. Ay evet vallahi ya. İşimiz var Murat'la. Ay haberleri çıkmışız, gördün mü acaba? Af buyur. Çok güldüm ya ama yani sinirden. Ay bir de fotoğrafımızı bulmuşlar. Nereden buldularsa. Bir de sevgiliymişiz güya. Kim kız onlar? Ay kim olacak, gazeteciler? Yakıştırdılar galiba bize. Televizyonda var mı o? Yok yok. Televizyonda daha çıkmadı da internette her yerde, Facebook, Twitter her yer yıkılıyor ya. Görüntü yok demek ki. Görüntü olsa televizyona çıkardı. Ay Murat gelse de bir hemen konuşsak, çözsek şu işi ya. Ay Ahmet ya. Ay yeni single'ın klip öncesi olacak şey mi bu ya? Ya Murat çok kızacak buna ya. Lan oğlum müzisyen falan çıkmayacak mı daha ya? Hadi. Ne haber Nigar, ne yapıyorsun? Ay hadi hemen, hiç beklemeyelim, hemen çıkalım Murat. Oğlum aşkın işten ayrılmış lan. Hadi, sebep? Söylemedi ki. Nigar ne haber? Çengel bulmaca gibi konuştu konuştu gitti. Aa, ne böyle ne haber Nigar, ne haber Nigar? Sanki ben senin askerlik arkadaşım. Hadi yürü gidiyoruz, hadi hadi. Nigar iki dakika dur ya. Abiler, Hale meselesini sürpriz bir şekilde çözdüm. Bundan sonra arkadaş kalacağız. Ama tabii ben bu şekilde sırıtmayayım. Siz dertlisiniz. Dertliyiz yani. Dertliyiz Sade. Kader işte kardeşim. İçelim. İçerim anasını satayım. Ay sıkalım be. Koskoca Nigar Tan'ım ben ya. Ay ilgilensenize biraz benimle. Nigar'cığım ya, edebinle içeceksen içelim. Vallahi bak bu akşam çok dertliyiz. Ha. Bak sen de ilgilendik. Hadi. Lan çalgı şengi falan yok mu? Hadi bekliyoruz ya. Nerede kaldı ya? Nigar Tan ve sarışın aktör Murat Cemcir buradan geçerken bizlere yakalanacaklar. Tam bir baskın niteliğinde olan karşılaşmayı Nigar Hanım tabii ki yalanlayacak. Zira geçtiğimiz günlerde ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı. Okey. Evet geç kaldılar. Gelir gelir. Gelmezse biz çıkarız. Bantı yetiştireceğim daha. Hadi çıkalım. Çıkalım o zaman. Fıtı 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 fıtı. Rezalete hazır mısınız sevgili seyirciler? Birazdan kapı açılacak ve bütün bir yaz Nigar Tan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Ve içeriden ayak sesleri gelir ve kapı açılır. Buyur. Çektiniz mi? Kimse yok burada. Hadi olduğu kadar, hadi. Hadi.
Ablacığım yanlış adres ya. Murat Cemcir yer mi bunu ya? Ahmet Kural'a hadi ablası. Hadi ablası. Hadi, hadi. Lan! Ulan Cemcir! Ulan Murat! Sayılanlardır anasını bana! Lan! Sarı bana! Parayla mı verdin lan? Parayla mı verdin lan? Allah belanı versin! Allah belanı versin Cemcir! Göstereceğim lan ben size bunu! Göstereceğim lan! Bu benle geldi. Demek ki bir şey olmamış. Niye olmadı lan? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.